17 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezi Muğla'da son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliği sonucu zeytinlerde meydana gelen verimsizlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlan'ın da katıldığı çalıştaya Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üzerine uzmanlaşmış akademisyenler, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. İki gün süren çalıştay sonunda sonuç bildirgesi yayınlanacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Doçent Doktor Figen Çukur, zeytinciliğin tarihçesi ve merkezin zeytincilik konusunda yaptığı çalışmalar aktardı. Çalıştay'da 5 ayrı masada konunun uzmanları Muğla zeytinciliğinin gelişmesi, zeytin hastalıklarından arındırılması ve rekoltenin yükseltilmesine yönelik oturum gerçekleştirdiler. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Muğla Valisi Orhan Tavlı Çalıştay'da yaptıkları konuşmalarda şunları söylediler. Ülkemizde ve özelinde yaklaşık 17 milyon zeytin ağacını barındıran bu güzel coğrafyada son yıllarda yaprak solgunluğu hastalığı, dal kanseri vesaire gibi etmenlerle ne yazık ki zeytinlerde verimsizliğimiz arttı. Özellikle taban arazilerde o kocaman ağaçların verimsizliği bizi üzüyor. İlimizdeki zeytin varlığının %70'ini taşıyan, başta Milas olmak üzere Bodrum, Yatağan ve merkez ilçemiz Menteşe'de 52 üreticimizle 500 hektarlık alanda özellikle verimsiz alanları seçerek buralarda bir demonstrasyon uygulamasına başladık. Dünyanın gıdaya olan, sıvı yağa olan ihtiyacı arttıkça üretimi de arttırmamız gerekiyor. Ama her ne pahasına olursa olsun üretim değil, kaliteli bir zeytinyağı üretmek zorundayız. Kaliteli bir sofralık zeytin üretmek zorundayız. Dünyanın bilinen en eski ağaçları arasında yer alan zeytin, doğanın insan yaşamına sunduğu en önemli armağanlardandır. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de 7 defa zikredilen zeytin ağacı ve zeytin yağı kıymetli bir meyve olması ile övülmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz çalışmalar ülkemiz zeytinciliğine, ilimiz ve geleceğimize önemli katkılar sağlayacaktır. Son dönemde özellikle küresel iklim değişikliğiyle birlikte biraz bolluk ve bereket anlamında sıkıntılarımız var. Özellikle de bu çalıştay bunun için çok önemli. 17-20 milyon yerdir zeytin ağacımız var ama verimlilik konusunda yapmamız gerekenler vardı. Tabi zeytin sadece zeytin ağacından ve zeytin meyvesinden ibaret değil. Bizlere düşen katma değeri yüksek ürünler haline getirmemiz lazım.